Pazar, benim Çayeli'nde vazife yaparken 85'te birisi geldi. Hiç unutmuyor. Gerçi çabuk bitireyim dedim ama olmuyor işte. Adam el kesmesine zıtmış. Beyefendi Hazretleri radıyallahu anh. Ardeşen demiş. Bak. Konu geldi ben dedim. Ya dedi bu dedi el kesme dedi ya hangi asırda yaşıyoruz böyle falan. Biraz anlattım baktım ki ne yaparsa hep anlamıyor yani. İlle hissini rencide edeceğim bir şey anlatacağım. Neyse onu tamam peki abi geçiştirdik. Sonra biraz çay geldi. Arkadaşım çay getirdi. Ben tabii konuyu unutturdum. Unuttu, kasten unuttum. O konu geçti. Anlattım anlamıyor, anlattım anlamıyor. Onu veriyor anlamıyor inan. Sonra çay faslında isim. Ne iş yapıyorsun dedim. Dedi ki ben dedi çay imalatı mı ne varmış adamın. O zaman fabrika değil de atölye şeyleri vardı. Dedim ki sana bir şey sorayım dedim. Ne eder dedim bu şey şöyle böyle. Ya dedim İstanbul'da dedim senin bir fabrika alman icap etti. Büyük var. He. Şu dedim çay fabrikanı diyelim atölye. Satsan. Böyle dedim. Mesela buzdolabı imal eden bir fabrikayı öteşir mi hocam dedi falan. Yani böyle. Dedim ki fabrikayı satsan o fabrika İstanbul'daki fabrika almak için. Sonra hanımın bileziklerini satsan. Çocuğun okul açtıklarını yemeyip kumbarasına attığı kumbarayı da söküp duygusuna dokunuyorum şimdi. Çocuğun okul açtıklarının kumbarasını da alsan. Fabrikayı senelerce beri birikimin alsan, satsan. İstanbul'daki fabrika almak için parayı sattım fabrikayı ama yetmiyor. Hanımın bileziği. Yaşlı annenin, yaşlı babanın kenarda koymuş olduğu ölüm belli değil. Benim babam öyle yapmıştı. Def olmam için masraflar olacak. Gelen giden kefenim. O parayı da alsan. Çocuğun kumbarasındakini de alsan. Ondan sonra kızının isteklerini yerine getiremeyip çeyizini. Kızım sonra yaparım deyip o parayı da çantana koysan. İstanbul'da bu fabrikayı almaya giderken. O konuyu unuttum ya. Ama fabrikatör olduğun için devlet de sana taşımalı tabanca verse ki veriyor. Sonra o zaman uçak pek yok. Arabaya bindin otobüse İstanbul'a gidiyorsun. Çantan para onlarla var. İşte kız çocuğunun çeyizini yapamadın. Çocuğun kumbarası parası vesaire bunlar var. İstanbul'da fabrika almak için paran gidiyor. Cebinde de belinde de silah. Mola verirken tuvalete giderken, o çantaya giderken adamın bir tanesi meseleyi fark etti. Kaptı elinden, sen tuvalete giderken çantayla kaçıyor. Belinde silah, ne yaparsın? Ayağını atar mısın, atmaz mısın? Hiç unutmuyorum inanın bana. Ne hocam bu ayağına dedi ya. Vallahi kafasını sıkarım dedi ya. Ne dedi ya çocuğumcuğum? Ay böyle yaptın. İşte sen çok fazla ceza gördüğüm o şeriat kafasını kesmiyor, elini kesiyor dedi. Elini kesiyor, onu öldürmüyor. Niye? Öldürse ona cezadır. Öldürse ona cezadır. Elini keserek topluma faydadır. Kolsuz gördüğü zaman caydırıcıya bak. Herkes kolsuzu görür. Rezil kepaze olur. Ölünceye kadar ölecek o. Kolsuz olmakla rezil kepaz olacak. Bir, ölü öldürüyorsun bir anda değil. İki, toplumun... Şimdi hakimin karşısında hırsız. Hakim diyor ki, daha görmek istemiyorum seni ya, defol artık. Nedir lan her zaman karşıma çıkıyorsun? Seni daha görmek istemiyorum dediği zaman demiş biliyor musun? Hırsız demiş ki, daha beni görmek istemiyor musunuz? O zaman emekli oluyorsunuz galiba hakim bey diyor. Ya... Ya ben gene yapacağım da beni görmemek için ya ben bu işten vazgeçeyim veya sen emekli olman lazım. Ve gün geçtikçe suç artıyor. Bu
Eğer şeriatın bu şeysi olsaydı daha kim hırsızlık yapardı? Mecbur kalacaklar değil mi abi? Evet. İslamiyet'e girmeye mecbur olacak. Mecbur olacak. Demir parmaklık dahi koysan pencerene namusun emin değil. Anladın mı? Ama kısas olsa ya sen dedim ayağına sıkar mısın dedim sen kafasına sıktın dedim. Ama İslam bir anda onu ortadan kaldırmıyor. Senin hukukunu, çocuğunun, kızının hukukunu, senin psikolojini koruyor, yetmiyor. Toplumu diriltiyor. Bir tanesini konu kesiyor ama koca 180 milyon diriliyor. Evet abi. Ondan sonra Taksim'de dönün bir tane böyle olsa daha kim yapar? Kafayı eğdi. Hiç ses yapmadı. Koydu elini. Hocam dedi, yumuşadı aynı postada. Niye böyle biz düşünemiyoruz? Niye böyle tenkitçiyim? Niye böyle oluyorum dedi. Allah diyemiyor. Peki dedim, senin o çantayı kaçırdın, sen ayağına vursan şey ne diyecek mahkeme? Kim doğru söyle, Türkiye Cumhuriyeti'nde kime ceza verecek? Sana verecek. Hırsız evine girse bir şey yapsan, bir şey yapamıyorsun. Ancak içeri girecek, fiildeyken polis çağıracaksın. Yes, doğru. Hakime diyorum ki, bak bu video böyle değil, önü sonu ortası var. Bu kesilmiş, benim dedi diyor. Benim bu şekilde değildir diyor. Bu önü var, önü var, siyak sibakı var. Görüyor musun? İstediğini alıyor. Yani adalet değil. Adama bunu sorarlar. Meclisten hırsızların cezasını artırmak olursa bundan kim rahatsız olur? Ya hırsızlığa niyeti olan ya da hırsız olan. O zaman hırsızlara verilecek cezaya niye karşısın? Demezler mi sana yoksa sen hırsız mısın? Veya hırsızlığa niyetin mi var?